Ah ulan YouTube sana yıllarımı verdim be. Eskiden insanlara ben YouTuber'ım dediğiniz zaman insanlar böyle bir aa nasıl ya falan diye şaşırıyorlardı. Şimdi de çıkıp dışarıdaki insanlara ben YouTuber'ım dediğiniz zaman sanıyorlar ki böyle shortslarda salak salak hareketler yapan rastgele insanlardan birisiniz. Bunun da zaten tek bir sebebi var o da YouTube'a shorts özelliğinin gelmesi. Tamam shorts dediğimiz şey baktığımız zaman öyle kötü bir özellik değil aslında. İnsanların artık uzun içeriklerin yanında kısa içerikler de üretebileceği, böylelikle de içeriklerin bollaşmasını sağlayacak bir özellik aslında bu. Ama netice diye baktığım zaman bu özelliği en çok kimler kullanıyor? TikToker'lar. Zamanda zaten bunun hakkında da bir video yapmıştım ve o videoda ne söylediysem bugün tam olarak aynıları yaşandı. TikTok'ta ne kadar ucube insan varsa hepsi YouTube'a da geldi. Bunlardan birisi de Mert Lia. Kendisi 2022 senesinin en çok yükselen YouTuber'ıydı. E haliyle kendisi böyle bir ünvana sahip olan bir kanal olduğu için de içeriklerini muhtemelen merak ediyorsunuzdur, değil mi? Ben de çok ediyorum. Hadi gelin bir tanesine bakalım. Hangi etiketim? Domuz <laughs> Hayır fikret. <laughs> Evet, mimikleri birazcık dinlendirdiysek ve kanalın konseptini anladıysak eğer devam edelim. Zaten elemanın profiline baktığımız zaman da profil bu. Yani herifin daha kanalına bile girmeden nasıl içerikler ürettiğini anlayabiliyorsunuz. Bize spoiler'ı başta vermiş. Şimdi burada belki benim sizleri yanılttığımı düşünebilirsiniz. Belki de bu eleman gerçekten kaliteli içerik üretiyordur fakat ben az önce sizlere en kötüsünü göstermişimdir. O zaman gelin kendisinin bir videosuna daha bakalım. It, Şunu bir de ben de denemek istedim. Bakalım olacak mı? Olmaz. Evet video bitti. İçerik bu kadar. Peki bu arkadaştaki tek sorun gerçekten de sadece mal mal hareketler sergilemesi mi? Yani YouTube'da sonuç olarak bunu yapan binlerce insan var. Neden sadece Mert diye eleştiriyorum ki ben? Çünkü tek sorun bu da değil. Bu arkadaş YouTube kanalında zaten rezil içerikler üretiyor olmasına rağmen bu içerikleri bile gidip başkasından çalıyor. Evet evet yanlış duymadınız. Böyle deli deli hareketler yaptığı içerikler bile başkalarından alıntı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşın yapmış olduğu bir videoya denk gelmiştim ve izlerken gerçekten çok garipsedim. Hadi gelin hep beraber izleyelim bakalım Mertli'ye içerikleri nasıl çalıyormuş. Oğlum neler kaçırdın var ya aklın hayalin olmaz ha. Ne oldu oğlum? Kanka okula zengin bir iş adamı geldi sınıflara geziyormuş bizim sınıfa da uğradı. Herkese 5000 dolar para verdi biliyor musun? Kanka yalan söyleme. Ne yalan söyleyeceğim oğlum? <laughs> neler kaçırdın var ya aklın çıkar aklın. Ne oldu ki lan? Kanka okula Fatih Terim geldi sınıfları geziyormuş bizim sınıfa da girdi. Herkese 5000 TL para Kanka bunların hepsini bitireceksin bu arada yarına kadar süren var. İnşallah yetiştirebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kısa ama bunu bitirirsin. Bak işte bunları da hepsini bitireceksin. Yarına kadar sürem var. İnşallah yetişilebilirsin. Ya arkadaş bak diğer arkadaş da çok da fazla üstüne alınmasın ama içerikler zaten öyle bana hitap edecek bir içerik değil yani belli ki küçük yaştaki insanları hedefleyen içerikler bunlar. Ama diğer arkadaşın en azından mimiklerinde falan filan sorun yok yani. Ama ulan bu kadar basit bir videoyu bile çalıp hiçbir repliğini değiştirmeden yayınlarken hiç mi utanmadın lan? Ha tek bir repliği değiştirmiş o da şu. Buradaki adam diyor ki bize 5000 dolar verdi. Mert ya da diyor ki bize 5000 TL verdi. Yani tek değişen şey bu. Yani bakın bir içerik çalmak ile esinlenmek arasında farklar vardır. Herhangi birinden herhangi bir içeriği esinlenebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak sen eğer ki bir içeriği esinlenmek istiyorsan o içeriye farklı şeyler de katman lazım. İşte o zaman bu esinlenmek olur. Yoksa ben de biliyorum canım. Youtube'da şu anda milyonlarca video var. Sen bugün hangi videoyu paylaşırsan paylaş. Bunu senden daha önce paylaşmış bir insan mutlaka vardır. Yani sen Youtube kanalında göte vantilatör sokma cezalı gülmeme challenge paylaşsan onu bile senden önce yapmış olan birisi vardır. Hatta bir dakika. Evet varmış. Benim eleştirdiğim konu esinlenmek değil yani çalmak. Yani sen insanların videosundaki konulara esinlenebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak sen o videonun kapak fotoğrafını, içeriğini, repliklerini hatta belki de şakalarını hatta belki de daha da bokunu çıkarak mimiklerini bile çalıyorsan ki az önce senin de yapmış olduğun gibi işte bunun adı çalmak oluyor. Ki sen böyle basit bir videoyu bile çalan bir insansan yani senden youtuber olmaz kanka kusura bakma. Sen git bu içeriklerini TikTok'ta paylaş yani burası senin yerin değil. Peki bu arkadaşın ne kadar abonesi var? tahmin edin. Tamı tamına 1.7 milyon. Kaliteli olduğunu düşündüğünüz çoğu YouTuber'dan bile fazla. Peki arkadaşın tüm bu söylemlere karşı yapmış olduğu açıklamayı dinlemek ister misiniz? Buyurun dinleyelim. Tanıyanlar bilir ne kadar özgün içerikler ürettiğimi. Cin videolarımı bilenler bilir. Okul videolarımı bilenler bilir. Burç videolarımı bilenler bilir. Ya kanka bir şey diyeceğim. Bak eşek kadar olmuşsun. Muhtemelen 20 ila 25 yaşında bir adamsın. Özgün içerikler üretiyorum derken araya koyduğun o videoyu ya şekle şemale bak oğlum sen bu videoyu koyarken utanmadın ya? Hadi bu videoyu zamanında paylaşmışsın sıkıntı yok. Bu videoyu açıklama videona özgün içerik diye koyarken hiç mi utanmadın? Ama hayır bizim özgün içerikten kastımız bu değil. Biz buna özürlü taklit ediyoruz kusura bakma. Yani başkalarının zaten hali hazırda yapmış olduğu bir espriyi hadi 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 diye sunarak bunu kendi özgün içeriğin haline getirmiyorsun sen. Kendini bu şekilde yalnızca komik duruma düşürüyorsun haberin olsun. Siz konuşmaya devam edin biz yükselmeye devam ediyoruz. Görüşürüz ya arkadaş tipini gören de böyle olgun bir adam falan sanır. Fakat bu yani 25 yaşındaki bir adamın görünümünde 10 yaşında bir çocuk aslında. Eleman büyüyememiş yani bunun başka bir açıklaması yok. Neyse bunun üzerine gelen linçler elbette durmayınca kendisi bunu bir video haline getirmeye karar vermiş. Ve 8 dakika uzunluğunda video açıklamasında yayınlamış. Başlığı ise içeriğimi çalan şahıslara cevap. Oğlum senin bir içeriğin yok ki yani kim senin içeriğini nasıl çalsın? Bu dünyada sana ait hiçbir içerik yok. Bak bana ait de yok. Ama ben en azından gidip bir başkasının konuşmasını, mimini falan taklit etmiyorum yani. Ben mesela kendime kendi içeriğimi üretiyorum diyebilirim. Sen aynısını söyleyebilir misin? Ama anladığım kadarıyla kendini bu şekilde kandırmayı seviyor musun? Neyse bir izleyelim bakalım neler söylemiş. Bir arkadaşın Oscar'lık çok önemli bir içeriğini almışım. Beni videolarında çok iyi makara etti. Oğlum o arkadaşın da öyle Oscar'lık bir performansı olmadığının ben farkındayım zaten. Ancak madem içeriğini çaldığın kişiyle bu şekilde alay edecektin neden adamın içeriğini çaldın? Beğenmediğin bir kişinin içeriğini çalmayacaksın olmazsın diye düşünüyorum. Ha içerikler de zaten öyle ağımşağın bir içerik değil ama senin alay konusu olma sebebin de bu zaten. Ya sen bu kadar basit bir içeriği bile çalıyorsan nasıl içerik üreteceksin? Ne olur açıkla. Gayet basit, herkes yapıyor. Belki de o gün acelem vardı, belki de işe gidiyorumdur. Acelem vardı ve o an içerik bulamadım ve o videoyu gördüm, onu aldım. Başka birisi çıksaydı onu alacaktım. Ya kardeşim belki de o gün bir işim vardı, belki acelem vardı. İçeriği dızlamışım yani. Ne olacak? Yemin ederim Sokrates performansında bir savunma olmuş. 10 üzerinden 10. Arkadaşın o gün önemli bir işi varmış, çalmış yani. Ne olmuş? Siz de bu kondan dolayı adama eleştirmeyin yani. Herkesin yapabileceği şeyler bunlar. Benim de bugün çok işim var ya. MrBeast'in tüm videolarını kendi kanalıma atacağım şimdi. Bu benim içeriğimi çalmış arkadaşlar. Bakın benimkile aynı. Benim içeriğimi çalmış. Metli'ye içeri kırıcısı. Evet. Kanka fark etti mi bilmiyorum ama YouTube'la o kadar fazla kafayı bozmuşsun ki iki kelimeyi bile bir araya getiremiyorsun. Adam bildiğiniz ciddi konuşmayı lan. iki kelimesinden biri e de 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 dedi. Çocuk musun lan sen? Aynı neye baktığın zaman kendini gördüğünde hiç mi utanmıyorsun oğlum yazık kafana ya ne diyeyim sen utanmıyorsan ben hiç utanmam unutmayın kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz Ha bu arada şu aralarda küçük eleştiri kanalları var. Diyorlar ki sen nasıl 2 milyon abone var deyip herkese yüksekten bakıp övünebilirsin falan filan diyorlar. Evet kardeşim aynen öyle diyorum. Var, var mı bir sıkıntı? Ben bunu takipçilerim demiyorum ki size diyorum. Demek ki ben bir şeyleri iyi yapmışım ki 2 milyona kadar gelmişim. Ya bak işte bu konuya en çok kızma sebeplerimden birisi de bu. Böyle dangalaklara abone olarak götünü kaldırıyorsunuz. Sonra çıkıyorlar ben yüksekteyim siz zirvedesiniz ben kaliteli içerik üretiyorum. Demek ki iyi içerik üretiyorum diye bana abone oluyorlar. Hayır oğlum böyle bir bir şey artık kalmadı yani sosyal medyada. Belki eskiden evet dediğin geçerli olabilirdi yani bir insanın abonesi yüksekse demek ki o kişi kaliteli içerik üretiyordu. Ancak şu anki devirde böyle bir şey yok. Nerede ne kadar boş eleman varsa 1 milyon 2 milyon izleniyor zaten. Yani bu sen eşittir kaliteli içerik üretiyorsun demek olmuyor. Ya bu adamın normal şartlarda kimse tarafından takılmayan bir adam olması gerekirken buralara kadar gelmiş olması bana hem komik geliyor. Ayrıyetten garibime de gidiyor. Neyse bunun üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum. Devam et. Ben özellikle şu eleştiri kanallarına şunu söylemek istiyorum. Siz var ya şu aslanların çevresinde gezinen aslanın düşürdüğü avdan acaba nasıl bir parça koparabilirim? Ya da aslanı nasıl düşürebilirim diye düşünen yancı çakallar gibisiniz. Aslana bakın hele. Hey tulan özürlü taklidi yapan aslan. Ulan senden olsa olsa şöyle bir aslan olur ancak. Abicim sen şunun farkında mısın bilmiyorum ama 2 milyon abonen olsa dahil kimse seni sevmiyor. Kimse seni takmıyor. Hatta kendi takipçilerin dahi seni takmıyor. Yani tamam bu platformda herhangi bir YouTuber'ın sevmeyenlerinin olması gayet normal. Beni sevmeyen binlerce insan da var. Ama sende durum birazcık daha farklı. Yaptığın her videonun altında kendi kitlen tarafından linç ediliyorsun. 5 yaşındaki çocuklar sana özürlü yazıyor. Mesela bu yorumlardan hiç mi utanmıyorsun sen ya? Senin şu an yaptığın şey bir başarı değil. Herkesin erişebileceği şey başarı değildir. Senin yaptığın özürlü hareketleri şu an ben yapsam belki 5 milyon, 10 milyon aboneye sahip olurum. E bu durumda seni farklı kılan şey tam olarak ne oluyor? Hiçbir şey. Yani sen evet birazcık ağır konuşuyorum belki ama bir hiçsin. O zaman

ve evet açıklamanın özeti bu. Kısacası adam diyor ki çaldım ne olmuş demek ki o gün bir işim vardı. Ben 2 milyon aboneyim siz değilsiniz demek ki ben kaliteli içerik üretiyorum cart cart cart. Ya yemin ederim artık küçük kardeşlerinizi Mertliya'dan uzak tutun diye bir kamu spotu falan yapmayı düşünüyorum. Şu an herkes bunu yapsa adamın abonesi kalmaz zaten. <laughs> Çünkü bu adamın başka türlü akıllanacağı yok. Bu adam kaliteli içerik üretmeyi ve sevilmeyi aboneden ibaret sanıyor. Fakat böyle bir şey yok. Şu an kimsenin tanımadığı kimsenin adını bile duymadığı insanlar bile 1 milyon aboneye sahip. Ben bile bu insanları gördüğüm zaman şok oluyorum yani. Ulan madem bu adamın 1 milyon abonesi var, ben bu adamı niye tanımıyorum diyorum kendi kendime. Yani sonuç olarak ben YouTube'a çok fazla zaman harcayan bir insanım. Gerek video yaparken, gerek video izlerken ben YouTube'da zamanımı bayağı bir geçiriyorum. Ama adını bile duymadığım insanların 1-2 milyon aboneye sahip olup sonra da çıkıp işte ben çok iyiyim falan demeleri benim garibime gidiyor evet. Durum bundan ibaret. Neyse benim bu şahıs hakkında daha fazla diyecek bir şeyim yok yani. Yeterince konuştum diye düşünüyorum. YouTube Türkiye'de artık içerik çalmak bile normalleşmiş. Eskiden bunu Enes Batur zaman deliler gibi linç edilmişti ki haklı linçlerdi. Ama şu ana baktığımız zaman adam çıkıp videosuna diyor ki bu gayet normal bir şey. E peki öyle olsun o zaman ne diyelim. Bundan sonra öyle text hazırlamaya, video yapmaya falan gerek yok. Rastgele bir YouTube kanalını seçeceksin hatta direkt o adamın videosunu kendi kanalına yükleyeceksin. Çok daha etkili ve basit bir çözüm. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.